Şimdi Samsun deyince aklınıza gelen sanatçılar malumunuz. İşte Orhan Gencebay, Orhan Akalmaz, Levent Kırca. Samsun markası haline geldiler. Ama bir isim var ki bu isim çok yakında çok büyük bir marka haline gelecek. Samsunlu olduğu için bizlere gurur duyduracak ki bu gururu zaten şu an duymaya başladık. Sevgili Burak Öksüzoğlu. Burak Öksüzoğlu son albümüyle müzik piyasasına böyle hızlı bir giriş yaptı. Adından sıkça söz ettiriyor. Birazdan şarkısını çalacağız ama şimdi sokak muhabirine yakışır bir şey yapalım. Şarkıdan önce de bir telefonla bağlanalım. Hattımızın diğer ucunda Samsun'un yeni gururu, muhteşem isim. Müziğin dahi çocuğu sevgili Burak Öksüzoğlu var. Burak iyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet'im, nasılsın? Teşekkür ediyoruz, sesini duyduk. Daha iyi olduk. Burak ne yaptın, salladın ortalığı? Ya elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi ben 15 senedir zaten müziğin mutfağındayım, biliyorsun. Aynen öyle. Bu arada herkese merhaba diyelim tüm Samsunlara. Yani yayın Samsun'dan oluyor değil mi? Tüm Karadeniz'e ulaşıyor mu? Şu anda bütün Karadeniz seni dinliyor. Ordusu, Giresun'u, Sinop'u, Amasya'sı. Zaten benim babam Ordulu, biliyorsun, ben Orduluyum. Herkese selam olsun buradan. Biliyorsun ben 15 senedir müziğin mutfağındayım. Yani çalışmadığımız star yok. Aranjörüm, yönetmenim. Ama bu sene vitrine geçiş yapıyoruz inşallah. Güzel bir albüm yaptık. Çok fena, çok fena bir geçiş yaptın Burak. Albümde güzel şarkılar var, 4 tane. Biliyorsun Müslüm Baba da var. Müslüm Baba ile düet yapacak. Kısmet olmadı. İşte hastalandı. Ondan sonra Hakk'a kavuştu. Ona güzel bir vefa şarkısı yaptık. Çıkış şarkımız Konu Sen olunca bugünlerde TV'lerde dönmeye başladı. Böyle işte güzel gidiyor, her şey güzel yani. Tepkiler. Şimdi sevgili Burak, bizim hani kendi Türk milleti olarak şöyle bir adetimiz vardır. Hani bildiğimiz, ezberlediğimiz şarkılar vardır ama o şarkıları kimler yapmış bilmeyiz. Ama senin Türkiye'ye tabii, gerçekten tabii mal olmuş şarkıların var. Onlardan birkaç tanesini bize paylaşır mısın? Hangileri bunlar böyle ezberlenmiş, dillere pelsenk olmuş? Mesela Demet Akalın Bana Ne. Bu senede biz yaşamalıyız. Devlerin o büyük aşkını. Sana bayılan biri olarak en büyük hakkım bu, bana ne bana ne. Demet Akalın okumuştu bunu, biliyorsunuz. Vay, canlı performansta aldık bu arada. Mesela Seda Sayan'da var biliyorum. Seda Sayan'da çok şarkım var, nedense var. Nedense sana ben doyamıyorum. Nedense sensiz olamıyorum. Sağır Sultan var yine Seda Sayan'da. Sağır Sultan bile duysun. Eskidi o yasaklar, bilmiyorum. Böyle gidiyor işte. Bayağı Burak, şimdi şey soracağım, hani merak ettiğim konu. Şimdi benim bildiğim, hani ben seni yakından tanıdığım için biliyorum, 300'e yakın şarkı var artık, işin mutfağında kaldın. Hani mutfaktan evet, sıkıldın mı da böyle bir anda çıktın, patladın, vizyonda yer almaya başladın? Şimdi dikkat ettiyseniz şöyle bir şey var. Yani mutfak aşamasında, yani mutfakta çalışan bütün herkes vitrine doğru geçiş yapıyor. Bu da neden oluyor? Şimdi biz bir şarkı yaptığımız zaman eşimiz, dostumuz, onlar dinler, onlar övgüler söyler, bir şeyler yüreğimizi okşayacak laflar lazım, anlıyor musun? Yani bu zamanla daralıyor. Zaten bütün çoğu işi sen yapıyorsun mutfakta. Bu da halkın takdirine şayan görüyor ama bizimle alakalı olmuyor. Yani biz yaptığımız için sanatçılar övgü alıyor. Bu durumdan dolayı ne oluyor? Burukluk oluyor. İçin köreliyor insanın. Vitrine çıkmak amacı teşkilidir. Yani bir şekilde çıkmak istiyor artık. Onun için vitrine çıkacağız bu sene. İnşallah güzel şeyler olacak. Vallahi güzel olacağını tahmin ediyorum. Senin içerisinde bulunduğun her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Hatta geçtiğimiz günlerde de bir Orhan Baba ile bir araya gelmişsin galiba. Ne oldu? Ne geçti aramızda? Orhan Baba bizim bağlı olduğumuz bir kuruluş var. MESAM diye, telif haklarımızı koruyan bir yer. Orhan Baba'yı başkan seçeceğiz bu sene. Yani bayağı üzüldük bu seneye kadar. Yani şu güne kadar doğru dürüst telifler toplayamadık. Biliyorsunuz yani müzik sektörünün de dönmesi için korsandı, internette oydu buydu. Yani ayakta kalması için telif toplaması lazım. Yani dinleyici kitleler tarafından. Bunu koruyan bir kurum MESAM. Onun başında da Orhan Baba'yı başkan yapıyoruz. Cumartesi seçimlerimiz var inşallah. Ondan sonrası daha güzel olacak. Yine beraberiz zaten cumartesi günü. Valla klip de muhteşem olmuş bu arada. Teşekkür ederim. Klipte zaten Hazal diye bir arkadaşımızı oynattık. O da bayağı bir tanınıyor internet camiasında. Sen çok sevmedin, kızamamışsın. Ya ben şeyden, hani o senaryo gereği böyle bir soğuk kalın diye böyle daha bir sıcak kız. Samsun'dan birini gönderebilirdik yanına. Şöyle bir şey var. Şöyle bir durum var. Şarkıda saçmalayan bir adamı anlatıyor. Yani adam evde saçmalıyor, ne yaptığını bilmeyen bir kişiyi canlandırdığı için klipte de kız
sanatçıyı görmüyor. Yani o evde yokmuş gibi kabul ediyor. Onun yaptığı şeyleri, bütün her şeyi aslında görüyor ama görmemezlikten geliyor. Yani onu anlatmaya çalıştık orada. Güzel olmuş, dolayı. Güzel olmuş. Espri yapıyorum. Şimdi birazdan konu sen olunca'yı vereceğim. Ama öncesinde benim senden bir ricam olacak. Evet. En az bunun kadar ya da konu sen olunca şarkısı kadar dikkat çeken bir şarkı var, Müslüm Baba. Onun nakaratını şöyle bir mırıldanabilir miyiz? Tabii, hemen mırıldanayım. Bir anlayanım yok şimdi, kahrım derdim çok. Şarkılar yetim kaldı, yok Müslüm Baba artık yok. Bir anlayanım yok şimdi, kahrım derdim çok. Şarkılar yetim kaldı, yok Müslüm Baba artık yok. Eyvallah, yazı güzel şarkıdır, güzel şarkıdır. Sesine güzel sesine razık. Şimdi senden bir şey daha isteyeceğim ben. Evet. Yavaş yavaş böyle artık magazin programlarında falan görmeye başladık seni. Ama ilk görüntü verdiğinde biz Samsunlular olarak senin boynunda bir Samsun Spor atkısı istiyoruz. Samsun Spor atkılı bir görüntünü şimdi gazetelerde. Onu da söylemek istiyorum. Samsun Spor'u çok seviyorum. Zaten ben Samsun Sporluyum. Hiçbir takımı tutmuyorum. Samsun Spor'a da destek veriyorum. Hatta geçen sene bir şarkı yapıp hediye ettim. Stadyumda da çaldılar. Biraz kırgınım. O durumu sana daha önce anlatmıştım. Bir küçücük teşekkür bile etmediler bana. Orada stadyumda devamlı benim. Şimdi o teşekkürü çaldılar. O teşekkürü ben sağlayacağım. Önümüzdeki haftalarda seni başkanla görüştürüp yani o teşekkürü yaptıracağım. Çünkü sen bu şehrin değerisin. Samsun Spor bu şehrin değeri. Yani birbirimize sahip çıkacağız. Kentimize, şehrimize sahip çıkacağız. Tabii. Aynen. Kesinlikle. Şimdi Samsun'a ne zaman geliyorsun? Bir canlı programı alacağız seni. En kısa zamanda geleceğim inşallah. O zaman önümüzdeki hafta radyolar, programlar hepsi arda arda gelecek. Fırsat bulduğum zaman hemen geleceğim. Valla bir cuma gününe denk getiriyorsun ve sokak muhabirinde konuğumuz oluyorsun. Güzel bir program burada beraber yapıyoruz şarkılar içinde, olur mu? Tamam, olur. Mutlaka. Eyvallah. O zaman güzel sohbetine, yüreğine sağlık. Şimdi ne yapalım? Türkiye'yi sallayan o şarkını sen anons et. Buyur, şarkıyı verelim. Teşekkür ederim sana. Konu sen olunca Burak Öksüzoğlu, Ahmet Çağdaş ile sizlerle. Eyvallah, yüreğine, sesine sağlık. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Aklım başımda değil. Niye özlüyorum ben seni? Takmışım kafama bir kere. Niye bekliyorum? Sen olunca sen artık ya geri dön ya da git lütfen. Döner mi dönmez misin ama bana geri bilmem. Sen gittin diye hasretinden ölmem. Seni daha aramam ama telefonunu da silmem. Konu sen olunca sen artık ya geri dön ya da bit lütfen. Lütfen döner mi dönmez misin ama bana geri bilmem.
sen olunca sen artık ya geri dön ya da bit lütfen. Sen olunca sen artık ya geri dön ya da bit lütfen. Renault Onur Otomotiv'in sunduğu Sokak Muhabiri devam ediyor.